Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Hısım Teknoloji kurucu ortağı Mehmet Turan Söylemez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben Mehmet Turan Söylemez. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda yine aynı üniversitede Raylı Sistemler Mühendisliği ana bilim dalı başkanlığını da yürütmekteyim. Tabii bugün burada olmamın ana sebebi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Teknopark kısmında yer alan Hısım Teknoloji mühendislik firmamızın aslında genel müdürü olarak o sıfatla buradayım. Harikasınız. Genel olarak bu şey olarak eğitim olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden sonra yurt dışında İngiltere'de, Manchester'da yüksek lisans doktora çalışmalarımı tamamladım. 2000 yılından beri de İTÜ'de öğretim üyesi olarak devam ediyorum. 2016 yılından beri de Hısım Teknoloji firmasında yönetici konumunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Harikasınız hocam. Ülkemizdeki teknoparkların, kuluçka merkezlerinin sayısının artmasını diliyoruz. Evet. Teknoloji üretilen yerler. Peki Hısım Teknoloji'den biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle iyi dileklerinize ben de katılıyorum. Çok önemli görüyorum teknoparkları. Bu bağlamda gerçekten akademi ile endüstrinin birleştiği noktalar. Hısım Teknoloji de bu bağlamda aslında doğmuş bir firma. Biraz önce de söyledim, 2016 yılında aslında kurulmuş bir firma ama öncesi çok daha gerilere doğru gidiyor. Yani 2000'li yıllardan itibaren raylı sistemlere olan benim ilgim, daha sonrasında özellikle raylı sistem simülasyonu üzerine yapmış olduğumuz ve daha sonra da sinyalizasyon üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte artık öyle bir noktaya geldik ki 2016 yılında firmayı kurmaya karar verdik. Bu bağlamda diğer kurucu ortağımız Süleyman Açıkbaş Bey ile birlikte firmayı kurduk. Şu anda da ikimiz kurucu ortaklar olarak firmayı yürütüyoruz. Bizim dışımızda firmamızda çalışan 3 arkadaşımız daha bulunuyor. Toplam 5 kişilik bir ekibimiz var. Ayrıca proje bazlı olarak da çok değişik yerlerden destek alabiliyoruz. Bir ekibimiz büyüyebiliyor, esnek bir yapıya sahibiz. Özellikle raylı sistemlerin simülasyonu üzerinde çalışmalarımız yürütülüyor. Burada tabii biraz açmam lazım. Simülasyon çok geniş bir kavram çünkü. Evet. Şimdi hepimiz raylı sistemleri kullanıyoruzdur, bir yerlerde kullanmışızdır. İşte biliyorsunuz trenler bir yerden bir yere doğru hareket ediyorlar ama bunların ilk yatırım maliyetleri çok fazla. Çok büyük maliyetlere yapılıyorlar. Haliyle planlama aşamasının çok büyük Kesinlikle. Bir önemi var. Planlamada yapacağınız hatalar sonradan telafi edilmesi çok çok zor, hatta imkansız hale dönüşebiliyor. Maalesef. Bu bağlamda da planlama aşamasında bu sistem nasıl çalışacak? Trenler burada nasıl hareket edecek? Hareket ettikleri zaman ne kadar enerjiye ihtiyaçları olacak? O zaman nasıl bir enerji sistemiyle biz bunu beslemeliyiz? İşte burada trafo merkezleri vesaire, bizim CER gücü sistemi dediğimiz bir besleme sistemimiz var. Bu hareketi sağlayan mekanizmaya destek vermek üzere. Bütün bunların kuruluşunun nasıl yapılacağı, işte nerede trafo merkezi olacak, kablolar ne kadar olacak vesaire, bunların hesabının bir mühendislik olarak yapılması gerekiyor. Biz özellikle bu konuda, yani CER simülasyonu dediğimiz konuda ve yine hareket simülasyonu üzerinde dediğimiz trenler nasıl hareket edecek, kaç tane trene ihtiyacımız var, kaç araçlık bir filo ile bu sistem yürütülebilir. Trenler arası süre dediğimiz, yani ne kadar sıklıkla bu trenleri işletebiliriz. Çok önemli. Bütün bunların hesabını yapmaya çalışıyoruz. Firmamızda kendimizin geliştiği, tamamıyla yerli ve milli olanaklarla geliştirilmiş bir simülasyon programımız var. Haliyle
bu simülasyon programının da desteğiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Buna ek olarak ekibimiz sinyalizasyon konusunda da son derece deneyimli bir ekip. Haliyle çeşitli sinyalizasyon projelerine de destekte bulunabiliyoruz. Bu bağlamda da örneğin otomatik tren sürüşü sağlayan algoritmaların geliştirilmesi gibi. İlçemizde var mı? Şu anda biliyorsunuz, affedersiniz. Estağfurullah. Ülkemizde hali hazırda otomatik tren sürüşü sağlayan, mesela örnek olarak Üsküdar-Ümraniye metromuzu verebiliriz. Ama bu yerli olanaklarla yapılmamış, yabancı bir firmanın hazırladığı bir sinyalizasyon firma çalışması. Şimdi yeni açılan Kağıthane ile yeni havalimanı arasındaki işletilmeye başlayan ama ilerleyen aşamalarda biliyorsunuz o uzayacak. Evet. Ve hani oldukça da büyük bir hat haline gelecek. Halka, bir taraftan Halkalı'ya doğru gidecek. Diğer tarafta da affedersiniz Mecidiyeköy'e doğru uzayacak bir hattan bahsediyoruz. Bu hattın sinyalizasyon çalışmaları tamamen yerli olarak gerçekleştirildi. Burada Aselsan TÜBİTAK işbirliği yapıldı ile bu çalışma yapıldı. Orada da özellikle işte bu otomatik sürüşle ilgili kısımlarda firmamız alt yüklenici olarak desteklerini sundu. Şahane. Peki raylı sistemlerle ilgili olarak hangi projelerde yer aldınız? Yani sinyalizasyon dışında var mıydı projeler? Şimdi bizim daha çok içinde yer aldığımız projeler çok büyük bir bölümü aslında simülasyon üzerine. Türkiye'de yer alan raylı sistemlerin, özellikle kent içi raylı sistemlerin çok büyük bir bölümünde bir yerlerine dokunmuşuzdur. Yani İstanbul'daki hatların herhangi birine düşünecek olursanız, onlarda mutlaka bizim bir hesabımız, bir katkımız olmuştur. Yine İstanbul'un dışında Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, son olarak Antalya, bunun dışında Bursa, Gaziantep, Urfa, hemen aklıma gelen bazı şehirler. Türkiye dışında da çok farklı projelerde yer aldık. Neyse. Özellikle Azerbaycan'da birkaç projede, yine Kuzey Afrika'da birkaç projede yer aldık. Uzak Doğu'da, Malezya'da, Singapur ve Malezya arasındaki oldukça kısa olan ama uluslararası olan bir hatta dünya devi firmalardan bir tanesine yine alt yüklenici olarak destek sağladık. Harikasınız. Haliyle aslında oldukça fazla sayıda, yani yüzü aşkın sayıda projede çalıştık diyebilirim. Evet. İşinizin zorlukları nelerdir? Valla şimdi tabii bizim iş aslında zevkli bir iş. Ama tabii sürekli bir zaman baskısı olan bir iştir. Deadline'lar kısadır. Çoğu zaman bizi arar arkadaşlar, sağ olsunlar. Şöyle bir proje var. Ne zamana yetişmesi lazım dediğimiz dün, zaman o dün. Derler. Dün derler. Genelde öyledir. Klasik olarak biliyorsunuz siz de hani bu dünyaya yakın olduğunuz için. Kesinlikle. Haliyle bu tür problemlerimiz olabiliyor. Tabii bizim işlerimiz de biraz uzun soluklu da olabiliyor. Yani bazen projeyi alıyoruz. Proje böyle bir sene, iki sene sürebiliyor. Özellikle değişen ekonomik koşullar bu konuda bizim için sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü siz bir teklif veriyorsunuz, ona göre çalışmalarınızı yürüteceğinizi düşünüyorsunuz ama iki sene içinde çok şey değişebiliyor. Biz de tabii biraz akademisyen olduğumuz için o kısım biraz daha farklı bir yetenek ve takip gerektiriyor. Haliyle bir başka belki zorluk diyebileceğim veyahut da problem diye belki düşünülebilecek olan tabii mühendisliğe verilen değer, özellikle ülkemizde maalesef orada da bir problemimiz var. Çünkü biz elimizden geldiğince iyi bir mühendislik ortaya koymaya çalışıyoruz.
Bunun da belli bir değeri olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama maalesef insanlar aynı yaklaşımda olmayabiliyorlar. Bu da kesinlikle problemler oluşturabiliyor. Evet. Keyifli yanları nelerdir? O keyifli yanları bir kere her şeyden önce... Bir eser çıkıyor ortaya. Bir eser ortaya çıkıyor ve yaptığınız şey kullanılıyor. Bu müthiş bir zevk. Yani bir hizmet bu. Yani kelimelerle tarif edilemeyecek bir şey. Manevi haz aynı zamanda bu. Çok çok büyük bir manevi haz var. Yani çünkü siz bir hesap yapıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki bunun sonucunda bak şöyle yaparsanız burada şu kadarlık bir tasarruf ortaya çıkar ve sisteminiz çalışır. Ve daha sonra o yapılıyor. Gerçekten hiçbir problem olmadan senelerce çalışıyor. Ve kazandırdığı tasarrufu da görüyorsunuz. Bu dediğim gibi çok büyük bir haz veriyor insanlara. Hani bizim ekibimizdeki arkadaşlarımız da bu bağlamda gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Severek yapıyorlar işlerini. Harika. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Yani tabii firma olarak düşünecek olursak biz çok iyi bir ekibe sahibiz. Yani şöyle ki zaten üniversiteyle iç içeyiz. Yani ben akademisyenim artı ekibimizde de yine akademisyen olan üniversitede çalışan arkadaşlarımız var. Ama buna ek olarak çok güzel endüstriyle iç içe olan orayla da temasları çok kuvvetli olan arkadaşlarımız da var. Özellikle diğer kurucu ortağımız Süleyman Bey, bütün Türkiye'de tanındığı gibi uluslararası da bir kimliğe sahiptir. Kendisi uluslararası pek çok projede bizzat çalışmış. Hatta şu anda da Filipinler'de çok büyük bir projede çalışmalarını sürdürüyor. Haliyle çok kuvvetli bir mühendislik yapısına sahip olmamız, altyapıyı bilmemiz, domain knowledge diye İngilizce'de tarif edilen sistemi o bilmemiz, o alanı olana hakim olmamız bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Ve o bakımdan da oldukça kuvvetli olduğumuzu düşünüyorum. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak sizce başarı nedir ve firmanızın en büyük başarıları hangileriydi? Anladım, çok teşekkür ederim. Tabii ya başarı kişiden kişiye değişiyor. Şimdi gençlere sorsanız başarı para kazanmak, mal, mülk veyahut da mevki falan diyebilirler ama inanın bence başarı bunların hiçbiri değil. Bunlar belki yan ürünler olarak düşünülebilir. Yani ben başarıyı insanlara faydalı olmak diye tarif ediyorum kendi adıma. Çünkü insanlara faydalı olduğunuz zaman aslında yaşıyorsunuzdur. Benim felsefem tabii yani. Çünkü bir insan ne zaman insanlara faydalı olmayı sonlandırırsa aslında belki farkında değildir ama ölmüştür ve hatta ölmeye doğru, hayatının sonuna doğru gidiyordur. Bunu özellikle yaşlılarımızda çok daha net ben gözlemleyebiliyorum. Bilmiyorum. Belki siz de o gözle bakarsanız çok farklı. Kendini gerçekleştirmek değil mi? Topluma hizmet. Kesinlikle. Çok önemli bir şey. Yani bunu da ben gençlerimize özellikle hayata bu gözle bakmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Üniversitede de gençlerle sohbetlerimizde bunu özellikle belirtmeye çalışıyoruz. Yani üniversitede o öğrencinin gözünde bir ışık görmek benim için bir başarıdır. Yani bir şey anlattığım zaman onun karşı tarafa iletildiğini anlamak benim için bir başarıdır. Diğer tarafta firmamızda bir şey yaptığımızda onun sonuçlarını görmek bir başarıdır. Yani firma açısından hani en büyük başarılar gibi bir sorunuz oldu. O açıdan düşünecek olursak aslında ben oldukça güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Az önce bu Singapur ve Malezya arasında kısa bir hat bahsetmiştim. O dünya devi bir firmaya, Icon firmasına yapmış olduğumuz bir projeydi. Uluslararası bir projede yer almış olmak bir başarı diye düşünülebilir. Veya Aselsan'a vermiş olduğumuz destek sonucunda işte o kafamızdaki algoritmaların otomatik sürüş olarak gerçekleştirilmesi, insanları bir yerden bir yere götürüyor olması bir başarı olarak düşünülebilir. Bilabeder olarak
Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında teknik şartnamelerin iyileştiriliyor olması ve bu sayede milletimize, halkımıza milyonlarca dolar kazandırılıyor olması bir başarı olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Yani en basit bir örneği, bundan yaklaşık 10-15 sene önce yapmış olduğumuz bir çalışma sonrasında İstanbul'da 750 volt yerine 1500 volt DC sistemlerin kullanılmasına karar verilmişti. Kimse bunun farkında değildir yani normal vatandaşımız, ama biz biliyoruz ki her sene belki 10 milyonlarca dolarlık bir katkımız oluyor bu kararın sonucunda İstanbul'umuza. Bunlar benim için başarı, mutluluk diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocam, daha nice nice başarılar diliyoruz. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Rica ederiz, şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.